Yeşilköy Havalimanı etkinlik alanından Trabzon günlerinden hepinize selamlar, saygılar. Tabii biz dünden beri buradayız efendim. Değerli dostlarımızı görüyoruz. Şu anda da Karadeniz'in, bölgemizin çok değerli solisti, Karadeniz müziğinde gerçekten Rüştü Çavuş dediğiniz zaman kendine münasır harika bir yorumcudur. Böyle hiç unutmuyorum Rüştü abi, bundan 3-4 yıl önce Mehmet Akyıldız'la memlekete gidiyoruz. Selam olsun Mehmet Akyıldız'a. CD'ler var böyle, işte biri de senin. Hepsine baktı baktı. Bakaya Atay'a arabanın arkasına, bakaya da o ara baktı, tamam dedi bu. Senin albümle ta memlekete kadar gittik. Onu da belirtelim. Şeref verdin, hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. Cennet Mahallesi'nde denk geldim Mehmet abiye. Evet. Ak Yıldız'a geçen sene. Aynısını anlattı bana. Aynı senin anlattığın gibi. Yemin ediyorum. Kurban olduğum muradım. Geldik işte. Yeni Kapı'ya geldik. Buraya da geldik. Tesadüfen tam da bizim Maçka Belediyesi'nin standına, evet, denk geldik. Öyle bir gezelim dedim. Görelim. Çok güzel oluyor. Ben hoşuma gidiyor. Hatta aradılar beni. Yarın Allah nasip ederse saat 12'de bir sahne verecekler bize. Evet. Öyle söylediler bize. Evet. Yarın buradasınız. Yarın zaten sahnede de inşallah. Aynen. İnşallah. Ahmet abimiz yıllardan nasıl beri. Nasıl bilirsin onu? Nasıl bilirsin? Çok süper bir insan gerçekten. Ya yakmayı sevmem ben, bilirsin. Hayır, abi, babam olsa tamam, yüzüne konuşmam şey, ama ben çok bir güzel bir insan. Bak an geldi. Benden bahsediyorlar, evet, benden. Bak, evet Ahmet abi çok kadar, değerli bir insan abi. Derler ya, değişik bir tip görmedim. Ama bu da benden bahsediyor. Ama kızma şansın yok. Böyle enteresan kesinlikle bir şey. Şimdi işin güzel tarafı ne biliyor musun? Ben evet, iki tane yakışıklının ortasına girmeye cesaret edemedim. Kenardan bakacağım. Şimdi Ahmet belki abi, biraz bulaşır. Evet, Ahmet abi yıllarca Mavi Karadeniz'de program yaptık. Hep bizim yanımızdaydı. Sene, evet. Hep bizim yanımızdaydı. Çok teşekkür ediyorum ona. Ki seviyoruz onu. Gerçekten seviyoruz. Evet. İyi bir insan. Güzel bir insan. Senin güzelliğin. Şimdi senin bir şey söyleyeyim. Mavi Karadeniz'e İlk Ahmet abiyi ben yapımcım olarak getirdim. Değil mi? Tabii. İlk yapımcım olarak getirdim. Mavi Karadeniz'i Murat sayesinde tanıdım. Recep'le devam ettim. Sağ ben olsun. Kameranın arkasına yani gideceğim. Şey, Unlu bunun sayesinde oldun değil mi Ahmet abi? Evet, evet şimdi, Murat'cığım çok teşekkür ederim. Rüştü abi, tabii yani biz burada özellikle ekran başında izleyenleri şunu ifade etmeyelim. Çok iyi okur, çok iyi şoför. Tabii canım. O ayrı. Sanatsal olarak insanlar zaten halk takdir ediyor ama seni sevdiğimiz en güzel özelliğin duruşun, beyefendi sağ oluşun. Sağ ol, yani derler ya, bölgemizi o anlamda temsil etmek çok önemlidir. Yoksa sesi Allah vergisi. Bu lafları tabii canım. Yok yok, gerçekten sanırım söylüyorum. Aynen, yani aynen. Ses, bu lafları senden ama, duymak çok yok, güzel. Yok gerçekten öyle. Onun için seni seviyoruz. Rahmetli, buradan da analım onu. Muammer abi. Mekanı cennet olsun. Muammer Akbaş. Bak evet, evet. Allah mekanı cennet eylesin. İlk albümümü bana yapan i̇şte, o. 1996'da. O zaman çok dertleşirdik. Evet. Çok şey yapardık. 96'da. O zaman dedi ki bana, ya dedi bir tane dedi ozan buldum dedi. Bak hiç unutmuyorum. Yöremizde dedi çok okuyor ama piyasaya pek çıkmadı dedi. Aynen. Onu dedi hiç unutmuyorum. İlk o zaman albümünü bana dinletmiş. Mekanı cennet olsun. Hayat böyle bir şey. İşte. Aynen. Onun için biz sizin gibileri çok seviyoruz. Sağ ol Murat'cığım, çok teşekkür ediyorum. Ben sana da teşekkür ediyorum. Çünkü bu arada bizim müziğimize çok katkılar yapıyorsun. Eyvallah. Çok büyük bir emek veriyorsun. Ben her sabah dinliyorum seni radyoda. Eyvallah. Canlı eyvallah yayında dinliyorum. Eyvallah. Mesaj atıyoruz, Allah razı olsun. Selam gönderiyorsun. 30 yılda yayındayız. İnşallah aynen, Karadeniz'e aynen de taşınacağız. İnşallah. Bu arada çoluğum Mehmet var. Şimdi burada bir özellik var Rüştü evet, abi. Evet. Atma türkü. Mehmet'in bu şölendeki özelliği var. Yok yok, atma türkü söylüyor gelenler. Evet, şimdi bakalım Rüştü Çavuş'a ne söyleyecek? Buyurun Çolak Mehmet, buyurun. Kemencemin üstüne yaya vururum yaya, Rüştü Çavuş abi hoş geldiniz buraya, hoş geldiniz buraya. Rüştü Çavuş abi hoş geldiniz buraya, gördü beni çarşıda alttan alttan güleyi. Trabzon'un milleti seni ne çok seveyi, Trabzon'un milleti seni ne çok seveyi. Eyvallah, eyvallah Rüştü. Evet, özelliği bu. Hoş evet yani Çolak Mehmet her gelene Rüştü abi atma türkü atıyor ama türkülere aynı, o da güzel. Baş tarafı evet aynı da sonunu değiştiriyor mesela. Ben Rüştü, sen Rüştü, Murat sen Murat. Ha, isimler değişiyor, aynı. Ritim aynı. Ve Rüştü Çavuş abimizin yanında da hanımını, yengeyi yakaladık. Yenge merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz? Yani bir sanatçı eşi olmak nasıl bir duygu? Güzel de kötü de. Biraz güzel de kötü de, oraya anlayamadım. Hayır hayır yani çok zor. Ama bir şey söyleyeyim. Böyle yanık sesli. Ha, ama bak,
sesli bir sanat herkese nasip olmaz yani. Kesinlikle. Bu konuda şanslısın. Evet. Ama o da şanslı. Tabii tabii. Bütün söylediğim eserlerin sahibi bu. Efendim, tüyoyu verelim. Rüştü Çavuş'un okuduğu eserlerin altyapısı. Yazarı yengemiz. Evet, vallahi helal olsun. Teşekkür Tebrik ederim. Sizi. Sağ olun. Şimdi biz de diyoruz ki bu Rüştü abi niye kadar bu kadar başarılı? Demek sizden kaynaklanıyor. Size saygılar sunuyorum efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Trabzon'umuzun kurtuluşunun 106. Yül dönemi kutlamalarında Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun organize ettiği bu güzel o atmosfere efendim hepiniz davetlisiniz ve yanımızda çok değerli bir isim var. Evet, Bağcılar Trabzonlar Dernek Başkanı. Uzun yıllarda siyaset içerisinde çok yoğun bir mücadele veriyor ama Ethem Coşkun'un kıymetini bilmediler. Onun için ben Sayın Başkan'a hoş geldim. Sayın Başkan. Hoş bulduk. Bu arada da Arsin Belediyesi'nin standındayız. Sayın Arsin Belediye Başkanımıza ve bütün yöneticilerine de buradan selam gönderelim. Başkanım, yine güzel bir gündeyiz. Neler ifade etmek istersiniz? İsterseniz başta söylediğinizi bir düzeltelim. Trabzon'un düşmandan kurtuluşu değil de düşmanın Trabzon'dan kurtuluşunu kutluyoruz. Evet, Ahmet Bey dedi, öyle dedi. Dedim insanlar bizi biraz yanlış anlarlar. Evet, düşman bizden kurtuldu elhamdülillah. Evet, biz düşmandan kurtulmadık. Evet, tabi bu günümüzün güzel esprileri evet. Beni. Bildiğiniz gibi yıllardan beri İstanbul'da görev yapan STK'lılar olarak hep şunu söyledik. Dedik ki Trabzon olup da Trabzon'a gidemeyenleri Trabzon'u İstanbul'a getiriyoruz. Bu konuda gerçekten yoruluruz ama karşında gördüğümüz insanlarımızı, hemşehrilerimizi bir arada gördükten sonra gerçekten bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Evet. Bu yalnız bir federasyon olarak değil, federasyonun çatısı altında biliyorsunuz bir sürü derneklerimiz var. Çok emek veren insanlar evet, var. Evet, gerçekten çok emek veriyoruz. Yani tek derdimiz hemşehrilerimizi bir araya getirmemiz. İstanbul'da yani malum Trabzon olup da bırakın Trabzonlu bir akrabalar artık birbirini göremez hale geldi. Evet. İşte bu STK'ların güzel tarafı, iyi tarafı da bu. Bu hemşehrilerimizi bir araya getirip yani hep şunu söylerim ben. Şurada olan herkes benim akrabam. Biz evet. Olaya hep öyle baktık. Öyle bak ki İstanbul'da zaten gerçekten diğer yöre insanları da Ethem abi buraya geliyorlar Trabzon günlerine. O da bizi ayrı mutlu ediyor. Yani Trabzon'umuzun kültürünü en azından diğer yöre insanları da burada görmüş oluyorlar. Evet, tabii ki mesela ben biliyorsunuz size anons ettiğiniz bazı Trabzon'a dernek başkanı olarak ilk Hamsi Şöleni biz izah ettik. Bizim şeyimizden başladı. Evet. 2008'de başladık biz Hamsi Şöleni'ne. Hep şunu söyledik. Yapılan etkinlikte genelde dernekler yörelerin has etkinlik yapar. Biz dedik ki genele yapan düşündük nasıl yapabiliriz? Genele bir program yapalım, bir etkinlik yapalım. Düşündük, taşındık. İşte Hamsi Şöleni'ne o zaman başladık biz. Hep şunu söylüyoruz. Birçok siyasi partinin yapamadığını dernekler olarak biz yapmaya başladık. Evet. Yani bir siyasi parti genelde yörelerine düşüncesine yakın kişilere miting yapar. Ama biz ne yaptık? Genele yaydık bunu. Kim olursa olsun biz hani Hazreti Mevlana gibi ne dedik? Gel dedik. Aynı çatı altında, aynı alanda doğusuyla, batısıyla her yörenin insanıyla evet. Bir araya geldik. Bak bazen biz bunu başlattık. Bu sene 15.sini yapacaktık. Ama bazı nedenlerle dolayı iptal ettik. Yine de yapmayı düşünüyorum nasip olursa Ramazan'a evet. Kadar. Bizden sonra Malatya'yla başladık. Kayseri Şöleni'ne başladı. Karslılar başladı. Kars Şöleni yapmaya başladı. İşte ama Samsun. Öncülüğünü siz yaptınız. Öncülüğünü biz yaptık. Hamsi Şöleni ve Hamsi'den bilmiyorum burada Trabzon hemşehrilerimiz vardı. 61 çeşit yemek yapan var mı diye bilmiyorum var mı. Biz Hamsi'den biliyorsun geçen sene evet, 61 evet. Çeşit. Yani plakayı bulduk. 61 çeşit yemek yaptık. Hani bir tane yaşadığım bir muhabirle yaşadığım olayı anlatayım. Sordu başkanım dedi. Bu ne dedi? Dedim bu pizza. Dedi aa dedi Hamsi'den pizza da oluyor mu? Dedim niye İtalyan pizzası oluyor? Bu da Laz pizzası. Bir espri yapmıştık. Uğraşımız hemşehrilerimizi bir araya getirmemiz. Hem siyasi olarak hem sedekalar olarak ki sedekalardan gördüğüm hazzı aldığım zevki inanın siyasetle almadım. Çünkü evet, bu arada siyaset dedin de Sayın Başkanım siyasete devam mı? Siyasete şu anda %50-%50 diyeyim. devam mı, tamam mı diye. Ama şunu belirtelim Sayın Başkan. Yani yıllarca emek verirsiniz. Tabii bu siyaset işi biraz da vefa işidir. Yani emek verirsin, vefalı olanlara vefasızlık yapıldığı zaman insanın gardı da düşer bu konuda. Böyle bir sıkıntı var mı? Evet, şimdi hep bir
söylenen bir kelime vardır. Askeriyenin işine şeytan aklı ermezmiş gibi bir kelime konuşulur. Hep konuşulan. Onu tam tersini söylemişler. Gerçekten siyasete şeytan aklı değil, kimsenin aklı ermez. Yani siyasete çalışanın değil, maalesef biz de biraz yani Trabzon'un vermiş olduğu bitti kafalılık mı var? Aynı şeyi biz de yaşadık. Bilmiyorum. Siyaset hep söylediğim dürüst insanların yapması gereken bir iş. Çünkü siyaset hizmettir. Evet. Vatandaş sana oyunu verir, senden hizmet bekler. Ama siyaset günümüzde maalesef hizmetli yerine el pençeye yalakalık, yazılık yapmak durumuna gelmiştir. O doğru, o doğrunun doğrunun yanında değil de tam tersi o tip düşünceli insanların yanında yer alıp el pençeye durursan, yazılık yalakalık yaparsan siyasete devam edersin. İstediğin yere devam edersin. Bunu da bir konuşmayayım. Ben yüce Rabbim'in karşısında el pençe durmuşum, boyun eğmişim, secdeye gitmişim. Konun karşısında bugüne kadar yani durmadım. Yani şunu anlıyorum. Ethem Coşkun diyor ki ben siyaset yaparsam da halka hizmet için yapmak aynen, isterim. Aynen. Birileri bana madalya versin, rütbe taksın diye onlara boyun eğmem. Doğrusu neyse onu söylerim. Bu yolda devam et başkanım. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklediğim hemşehrilerimiz buraya bekliyoruz. Gelin bir arada gülelim, eğlenelim. Yani yılda 3 gün, 4 günde olsa birbirimizi görmüş olalım. Evet, peki. Birazdan sana sürprizimiz var başkanım. Şimdi burada Arsın Belediyesi'nden benim değerli kardeşim var. Seni bir tanıyalım. Emre Cirav, Arsın Belediyesi personeliyiz. Her yıl olduğu gibi bu yılda ilçemizi temsil etmek için görevlendirildik. Evet, başkanımız gelecek mi? Başkanımız şu an İstanbul'da. 1-2 saate yani kadar açılış, burada olacak. Açılışta burada. Evet. Var. Peki, başkanla da konuşuruz. Nasıl Arsın'da... Arsın'da nasıl çalışmalarınız, halkımız ne diyor Arsın Belediyesi alakalı? Biz bu tabii yakından takip ediyoruz ama sizler halkın nabzını nasıl görüyorsunuz? Halkın nabzı olumlu yönde. Bir sıkıntı yok. Sadece biraz halkımızda ekonomik sıkıntılardan dolayı biraz tedirginlik var. Bütün Türkiye'de olduğu gibi. Onu da aşacağız inşallah. İnşallah. Önümüz yani aydınlık olacak. Yani ben şimdi Sürmeneliyim. Sürmene'ye geçerken bir çay ısmarlarsın bana değil mi? Orada yemek de ısmarlarız. Çok teşekkür İnşallah ediyorum. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliklerde nice şampiyonluk kupasını kutlayacağımız i̇nşallah, günler inşallah tekrar gelecek. Evet, Sayın Başkan gelince de onunla da röportaj yapacağız. Arsın Belediyesi'nde çalışan bütün emekçilere de kolaylıklar diliyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet, şimdi Çoluğum Mehmet geliyor. Yöresel sanatçımız Ethem Başkan'a atma türküsünü dinleyelim efendim. Kemencemin üstüne yaya vururum yaya. Ethem Coşkun başkanım, hoş geldiniz buraya. Hoş geldiniz buraya. Ethem Coşkun başkanım, hoş geldiniz buraya. Çay elinde ne diye yali giderim yali. Ethem Coşkun başkanım, bağcıların kralı, bağcıların kralı. Ethem Coşkun başkanım, bağcıların kralı. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizi izlemeye devam edin. Efendim, Trabzon günlerindeyiz. Yeşilköy'de, havalimanında, etkinlik alanında ve Arsın Belediye Başkanımız yanında. Sayın Başkanım, sizi tebrik ediyorum. Bütün böyle güzel Trabzon'un oluşumlarında hep yanımızda oluyorsunuz. 1100 kilometre yol geliyorsunuz. Neler ifade etmek istersiniz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle sizlere de teşekkür ediyorum. Burada güzel bir organizasyon oluyor. Biz de hemşehrilerimizle burada buluşmak için hiç aksatmadan geldik. Buradaki insanlara Trabzon'u, Arsin'i, havasını, suyunu, tadını yaşatmak istedik. İnşallah güzel günler, güzel organizasyon geçiyor. Ben bu organizasyonda emeği olan herkese de teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız tamamlarız. Bizim de bu anlamda bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Başkanım, siz Arsin'de çok seviliyorsunuz. O Arsin halkı sizi çok seviyor. Bilhassa siz başkan olduktan sonra Arsin'in diyorlar havası bile değişti. Yani bunu nasıl başardınız Sayın Başkanım? Teşekkür ediyorum. Böyle biz memleketimizi sevdik.
insanımızı sevdik. Gönlümüzle beraber gayretli bir çalışma yaptık. Allah razı olsun. Bütün hemşehrilerime, sevenlerime de teşekkür ediyorum. O gönül meselesini evet. Biz gönülden yaptık. Gönüllere girdik zannediyorum. Aynen öyle. Başarınız daim olsun. Ol, saygılar sunuyorum başkanım. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Efendim bizi izlemeye devam edin. Hoş geldiniz. Evet, kolay gelsin. Merhaba. Şovu bekliyoruz. Al bakalım. Trabzonlar yürürlük kahramanmanası. Eyvallah. Hadi bakalım. Buyurun efendim. Sıkıntalım efendim. Tuttum abi. Bu abi beni kandırıyor efendim. Buyurun efendim. Eyvallah abi. Küçük bir kamera şakasıydı. Kamerayı. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Evet, çok harika. Dün 30 seferde ben alamadım dondurmayı. En sonunda külah elimde kaldı. Dondurma gene demirde kaldı. Böyle bir durum yaşadık. Efendim Maraş standı biliyorsunuz bizim için çok önemli. Bütün Trabzon günlerinde Maraş Derneğimiz bizlerle beraber yine bir şov var. Yok bak. Yok. Evet. Bakalım bu ablamıza bir şov olacak mı? Bekliyorum. Bekleyin efendim. Ay! Ay! Sıkırtalım efendim. Aa, küllahımı da kırdınız. Ben kırdım değil mi efendim? Evet. Külahı ben kırmışım bak, abi. Evet. Bu Ahmet abi bak şu. Ne zaman vereceksiniz ya? Hadi artık. Lütfen. Teşekkür ederim. Evet, harika. Tam şov. Efendim? Evet abla seni bir tanıyalım şöyle. Beni tanıman için kendimi anlatmam lazım. Ben Sürmene kökenli. Sürmene hemşeriyiz. Bak ben de Sürmene'yim. Çepnilerin kızıyım. Öyle mi? Evet. Aysel Çepni. Yabancı değil. Hamit amcam halen orada. Hamit Çepni petrolcü. Gider misiniz? Bir kere gittik. Doğmadık, büyümedik ama, yani, ama memleketimize gurur duyuyoruz. Eyvallah. Yani. Şimdi Sürmene kadınları böyle külahı hemen yakalar. Sen biraz geç yakaladın külahı. Biraz da size şov olsun diye bol tuttum. Peki. Tabii ki. Ben dün niye çok yakalayamadınız? Çok enteresan işler yapıyor. Hele o iki külahı sokup da tam aldım diyorsun, bakıyorsun ki külah. Boş. Peki, kolaylıklar diliyorum. Peki, çok teşekkürler. Efendim bizi izlemeye devam edin. Yeşilköy'den, etkinlik alanından hepinize tekrardan selamlar. Yine çok güzel bir standdayız ve burada değerli misafirlerimiz var. Onları bir tanıyalım. Efendim önce sizi bir tanıyalım. Melek Çakır, Trabzon Lösemi ve Engelli Gönüllü Derneği Başkanıyım. Trabzon Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Trabzon Temsilciliğinde yönetimde görev yapıyorum. 106. Kurtuluş Yıl Dönümümüz için geldik. Çok güzel bir etkinlik. Tabii ki kardeş standımız Maraş'ta da bir ziyaret edelim dedik. Dondurmalarımızı bekliyoruz ama şovsuz. Şovsuz. Evet, şov enteresan oluyor. Dün bayağı bize bir şov yaptı. Çok güzel. Ama bence bir deneyin, şovla deneyin. Yani o zaman o dondurmayı çok daha lezzetli yiyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum size. Bütün. Sayın Başkanım, ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sizin ediyorum. Sizin göreviniz çok kutsal. Kesinlikle. Aynı zamanda. Bizim tabii, fırsat vermişken derneğimizden biraz söz edeyim. Tabii. Lösemili çocuklar ve 18 yaşının üzerinde eğitim dışında kalmış zihinsel engelli çocuklarla çalışıyoruz biz Trabzon'da. İçişleri Bakanlığı'ndan geçen Ben De Varım projesiyle 18 ilçe belediyemizin protokol çantalarına, promosyon çantalarını yapıyoruz. Eğitim dışında kalan çocukları rehabilite etmek amacımız hem annelere destek olmak hem çocuklarımızı da Ben De Varım dedirtmek istiyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Gerçekten çok kutsal çok bir görev. Efendim Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda biliyorsunuz bizim kadın kolları çok yoğun çalışıyor. Burada da değerli bir hanımefendi var. Karalahana sarmasını Türkiye'de onun gibi yapan onun gibi yapan yok. Evet, sizi tanıyalım efendim. Esra Keleşoğlu, Federasyonun Kadın Kolları Sosyal İşleriyim. Güzel çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl Silopi, Diyarbakır, Trabzon'da bitirdiğimiz, Kırklareli ile devam ettiğimiz, bir hafta önce yine Trabzon'da köy okulları çocuklarımıza hediyelerimizi ulaştırmaya devam ediyoruz. Bizleri aynı çatı altında toplayan başkanımız İsmail Şatıroğlu'na teşekkür ediyoruz. İnşallah Murat kardeşime çok güzel bir lahana sarması ikram edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Yalnız yani bu sarma 5 senedir hala gelecek. Bekliyoruz herhalde. Bir 5 sene daha bekleyeceğiz. Öyle gözüküyor. Evet, şimdi ben ilave etmek istiyorum. Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanımız, Genel Başkanımız İsmail Şatıroğlu'na ve yönetimdeki arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Trabzon'da özel eğitimde herhangi bir ihtiyacı olduklarında, atıyorum materyal, oyuncak evet. vesaire gibi
direkt federasyon üzerinden bizlere ulaşabiliyorlar. Tabii bizler de elimizden geldiğince Sosyal İşler Başkanım'la birlikte onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Annelere destek amaçlı onlarla Trabzon temsilciliğimizde her ayın 15'inden sonra anne etkinliği yapıyoruz. Birbirimizi rehabilite ediyoruz aslında orada. Ben bazen annelere diyorum psikoloğa gitmenize gerek yok. Temsilciliğe gelin birbirimizi dinleyelim diyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sağ olun. Efendim kadınlarımız çok başarılı. Onlara biz buradan şükranlarımızı ifade ediyoruz. Güzel hizmetleri yapıyorlar. Bizi izlemeye devam edin. Yeşilköy Etkinlik Alanı'nda efendim Trabzon'umuzun kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlamalarını burada yapıyoruz. Ve şu anda da Trabzon Dernekleri Federasyonu Kadın Kolları Başkanımızla beraberiz. Sayın Başkanım tekrardan bu güzel organizasyonda emeğiniz geçiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Biz neler teşekkür ederiz. Neler ifade edeceksiniz? Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Dünden beri buradayız. İnşallah bugün açılışımızı yapacağız ve çok güzel bir açılış olacak. Yoğun kalabalık bir açılış. Bizler Trabzon Dernekler Federasyonu'nun kadın kollarıyız. Filiz Aktaş ben, kadın kolları başkanı. Burada da yerimizi aldık. Kadimşehir Trabzon'umuzun kurtuluşunun 106. yıl dönümünü hep beraber hemşerilerimizle, tüm İstanbullularla kutlayacağız inşallah sizlerle beraber. Ayrıca bir de bizim burada ürünlerimiz var. Evet. O ürünlerimizi de bizim köy okullar bir sosyal... Başkanım o zaman şöyle yanaşalım mı biraz? Tabii tabii. Şimdi bizim bir projemiz vardı. Sosyal sorumluluk projemiz. Evet. Bu projemiz kapsamında bizim hanımlarımızın yapmış olduğu mesela engelli kardeşlerimiz bu baskıları yaptı. Bunları satarak Anadolu'da, işte Trabzon'da, Doğu'da olan köy okullarımıza yardımlar götürüyoruz. Kırtasiye malzemeleri, botlar, montlar götürüyoruz. O sebeple bu eşyalarımızı da buraya koyduk. Satışlarını da yapıyoruz bu vesileyle. O satışlar diliyor. Evet, o sağ olasınız. Buraya gelmek isteyene muhakkak standa uğrayın. Evet. Burada hayır işi var. Hayırda yarışalım. Evet, hayırda yarışalım diyoruz. Çok sağ olun. Peki, çok teşekkür ederiz. Ürünlere de bir bakalım şöyle. Evet, bak orada da bakın. Kadın kollarımız. Tabii kadın kollarımız kendiler yaptılar. Kendi yaptığı ürünleri de buraya koydular bu şekilde. Evet. Çalışmalarımız bu şekilde. Peki satışlarımız nasıl Sayın Başkanım? Satışlarımız, var mı hareket var mı? Tabii hareket ona var. Ona göre bağıralım buradan yani. Tabii satışlarımız var. Zaten gelen arkadaşlarımız sağ olsunlar standımıza uğruyorlar. Eşyalarımıza bakıyorlar. Efendim, yani kadınlar kolu standına geldiğiniz zaman muhakkak buradan boş dönmeyin. Yani ben şimdi boş dönmeyeceğim ama camiye gideceğim birazdan. Onun için sonra uğrarım ben buraya. Evet. Muhakkak bugün buraya uğrayın. Kadın Kolları Başkanımıza, tüm ekibine çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Trabzon günlerini Yeşilköy Havalimanı'nda yaşamak istiyorsanız pazar akşamına kadar buradayız. Bizi izlemeye devam edin. Yazarlar Derneği, Trabzon Yazarlar Derneği'ndeyiz şu anda. Burada çok değerli değerlerimiz var. İşte onlardan bir tanesi Trabzon'un gururu değerli yazarımız Mustafa Durmuş. Yine aynı zamanda Mustafa abi Trabzon'da, Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda da orada Genel Başkan Vekili Trabzon'da. Trabzon'da Başkan Vekili de yapıyor. Yine şeref verdiniz. Yeşilköy'deyiz. Trabzon tanıtım günlerindeyiz. Neler ifade etmek istersiniz? Çok teşekkür ederim. İlk defa Türkiye'de bir il hem fethi hem de kurtuluşu yapıyor. Evet. Başka yok. Biz de Trabzon Dernekleri Federasyonu olarak kurtuluşunu yapıyoruz şimdi. Tabii Trabzon'u İstanbul'a taşıdık. Trabzon'un kültürünü İstanbul'a getirdik ki Trabzon'un kültürünü İstanbul'da yaşayan Trabzonlulara ve millete anlatalım diye. Evet. Bir geçen yıl açtığımız bir Trabzon evimiz var. Her kat 340 metrekare ve 6 kat. Çünkü Trabzon içinde kültür merkezi, kütüphanesi, tarih müzesi, konferans salonu olan bir yerimiz var. Aynı anda Trabzon'da Trabzon temsilciliğimiz var. Trabzon'da olan Trabzonlulara hizmet etmek için 100 metrekare bir yerimiz var. Tabii bunun ne diyeceğiz? Trabzon'a hizmet etmek. Neden İstanbul'dayız? Trabzon'un kültürünü İstanbul'da bulunan hemşehrimize anlatmak için. Evet. Ve bunun için de Trabzon'dan kurabiyemizi gittik. Tereyağımızı gittik, peynirimizi gittik. Trabzon'daki insanlara verebilmek için. Evet, yani kurabiyeden ziyade sizin burada çok değerli ürünleriniz var gerçekten. Tabii. Yani bunları özellikle ben izleyenlerimize de buradan tanıtmak isterim. Mustafa abi sen kaç tane kitabımız var? Benim şahsen 12 kitabım var. Evet. Mustafa hocamın 128 eseri var. Hocalarıma da geçeceğiz. Evet, tabii Trabzonlu yazarların kitaplarını İstanbul'a gittik. Evet. Trabzon ne yazılıp çizilmişse onu İstanbul'daki yazarlı insanlara anlatabilmek gittik. Tabii bu bir hizmet yarışı. Bugün biz yapıyoruz, yarın başkaları yapacak.
Bugün geldik. 1000'e yakın eserimiz var burada. Maşallah. 1000'e yakın eser. Tabii 1000 eserimiz var. Trabzon 1000 eser. 2000'e yakın ölü ve diri yazarı var Trabzon'un. Türkiye'de bir İstanbul'dan sonra Türkiye'de en çok kitap basılan şehir Trabzon. Ama maalesef bunu pek medyada anlatamamışız. Yani böyle de bir sıkıntımız var. O bizim eksikliğimiz. Evet. Tabii onun için bizler Avrasya Basın Yayın Birliği'ni kurduk Türkiye'de. Haber sitemiz var Avrasya.gov diye. Evet. Sırf bunu anlatabilmek için. Bugün son 2013'ten beri ilk defa Türkiye'de Trabzon'un kitabı satılmaya başladı. Evet. Bu çok önemli. Yani İstanbul'un yanındaki Trabzon'un kitabı satılması çok önemli. Çok güzel dizgileri yaptık. Çok güzel kaynaklar çıkardık. Ve bunu çıkarmaya devam ederiz. Tabii kolay şeyler değil bunlar. İyi, doğru. İyi. Yani bu yüzden Trabzon'un kitabı şimdi her yerde okunuyor. Şu anda dünyada Oxford Üniversitesi'nin kütüphanesinde var Trabzon'un kitabı. Bu çok önemli. Sizi bu anlamda da teşekkür ediyoruz. Yani çok büyük emekler veriyorsunuz. Trabzon'umuzun bu güzel eserlerini diğer dediğiniz gibi sadece Türkiye'de değil yurt dışına da yaymaya başlamışsınız. Bu da önemli bir şey. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Yazar? Çok teşekkür ederim. Tabii bugün ikinci günümüz, bugün açılışımız var bu Trabzon'da. Evet. Biz Trabzon'la hizmete gitmek için varız. İnşallah ömrümüzü yatağı edeceğiz diye teşekkür ederim. İnşallah. Evet, peki. Yani. Efendim şimdi burada yine ifade ettiğimiz gibi değerli abilerimiz, yazarlarımız var. Sizi bir tanıyalım. Evet. Enver Bahçekapılı. Evet Enver abi. Trabzon Maçka doğumlu. Maçka. Bahçekapılı ailesi zaten Maçka'dan. Maçka'dan. Doğru. Kalabalık bir aileyiz. Ben aynı zamanda emekli öğretmenim. Çalıştığım süre içinde zaten çalışırken yazmaya başlamıştım. Şimdi Trabzon toprakları tarımsal olarak çok verimli olmayabilir. Evet. Ama kültürel olarak çok verimli. Yani Trabzon'un şairleri, yazarları, türkücüleri, ressamları hep o derelerden, o dağlardan, evet, o yaylalardan besleniyorlar. Çok güzel bir ifade. Yani tarımsal alanı zaten engebeli bir araziye sahip olduğumuz yani, için. Yani hem dar hem de çok da verimli değil. Değil, iklim koşulları nedeniyle falan o da bir etken. Ama şöyle bir bilgi ekleyeyim ben size. Ülkemizde, Türkiye'de metrekaresine en çok şair ve yazar düşen şehir Trabzon'dur. Allah Allah. Bu çok önemli bir şey. Evet, Türkiye'de metrekaresine en çok yazar, şair düşen il Trabzon. Bu kesinlikle çok önemli. Öyledir. Bunu öğrendik. Yani ne kadar önemli bir şey. Tabii. Osmanlı döneminde İstanbul'dan sonra da ilk matbaa Trabzon'da kurulmuş. İlk matbaa. Yani bunun da etkisi var. Trabzon Lisesi'nin 1800'lerde, 1880'lerde kurulması, Darülfünun Öğretmen Okulu, Trabzon Öğretmen Okulu. Bunlar o kültürel şeyleri artıran öğeler. Dolayısıyla Trabzon bu anlamda çok zengin. Evet. Biz de oradan işte biraz beslendik şey yaparak. Ben daha çok edebi şeyler yazıyorum. Kaç tane benim 6 tane kitabım, yayınlamış kitabım var şu anda. 3 roman, 3 tane kısa kısa öyküler olan kitaplarım mevcut. Bunları nereden bulabilirler? Bunlar isteyen arkadaşlar internet üzerinden Enver Bahçekapılı diye girerlerse oradan bütün sitelerde şey üzerine temin edebilirler. Peki Enver abim, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kaleminize, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Hemen geçelim. Yine değerli bir abimiz var burada. Gravat bordo mavi. Evet, sizi tanıyalım efendim. Ben Mustafa Yazıcı, katedrem emekli tarih ve ilahiyat hocasıyım. Rozetimiz bordo mavi. Evet, kravatımız bordo mavi. Biz ama ilimde bordo maviyiz. İlimde. İlimde bordo maviyiz. Güzel. Böyle bir proje başlattık. Çünkü bu Trabzon ve İstanbul bütünlüğünün asıl sebebi şudur. Tarihte Trabzon ikinci İstanbul olarak geçmektedir. 17. yüzyıla kadar dünyanın birinci şehri 1 milyon 200 bin nüfusla İstanbul geliyordu. İkincisi Batum'dan Kastamonu'ya kadar yine 1 milyon 200 bin nüfusla geliyordu. Batum'dan oraya kadar Trabzon muydu? Evet, Batum'dan Kastamonu'ya kadar Trabzon'du. Böyle geçiyordu. Ahmet Bey duyuyorsunuz değil mi efendim? Hemşeriyiz yani. Evet. Şimdi biz o eski Fors'la yaşıyoruz asıl. Yine Trabzon'u o eski şöhretine kavuşturmaya çalışıyoruz. Bu kitaplar kazanç için değil, asıl ilimde bordo mavi olarak yeni bir projeyle Trabzon'u yine dünyada eski şöhretine ilimle oturtabilmek için. İlimde bordo mavi. Evet, çok ilimde. İlimde bordo mavi. Bunun için uğraşıyoruz çünkü bizi dünya 3 yerden Trabzon'a boşalıyor. Havalimanı, deniz limanı ve otogar.
Trabzon'da dünyaya buradan açılıyor. Geliyor bir İngiliz mesela, iniyor havaalanından, bakıyor ki eski Trabzon ortada yok. Evet. Şimdi bu çelişki oluyor. Eski, onun elinde eski Trabzon var, ilim dolu resimler, belgeler falan. Daha Atatürk Köşkü'nü görmedi, Ayasofya'ya gitmedi, yaylalara gezmedi. Değirmendere'de Mezbeleli'ye mi geldik diyor. Bu sefer bunun üzerine biz bu yine o eski Trabzon'u, bu dünyada bizi şu anda tanıtan Trabzon'u ortaya çıkarmaya uğraşıyoruz. Bunun peki, için hocam, buradayız. Bir şey söyleyeceğim. Size bir destek oluyorlar mı? Yani Kültür Bakanlığı'ndan. Yani çünkü çok büyük bir hizmet bölgemiz için ya da Trabzon'da bu hizmeti yapan sizlere böyle bir destek var mı? Çünkü çok büyük bir emek var. Devlet desteği yok, sıfır. Evet. Bu en büyük soruyu sordunuz. Yazarlara kredi hakkı yoktur. Şu anda Ziraat Bankası'na gidelim. Evet. Karşıda yazıyor hobi kredisi. Çorap örene kredi var, tavuk bakana var, yüz eser yazana yok. Bu çok yani, önemli. Yazma diyor yani. Evet. Biz ben 60 sene önce 78 yaşındayım. Trabzon Fatih İlkokulu'nda Japon çocuklarının ilkokulda bilgisayar yazdığını gördüm. Biz o zaman Mısır'la Akyazı köyünde Mısır'la şey yazıyorduk, harfleri yazıyorduk, alfabeyi efendim fasulye ile matematiği yazıyorduk. Evet. Japon çocuğu bilgisayarda geziyordu. Fakat o kadar arada mesafe var. Var. Şimdi bunu ilimle kapatmadıktan sonra ne Amerikalı'ya kavuşabilirsin, ne Japon'a kavuşabilirsin. Değerli yetkililerimiz, değerli yetkililerimiz, bakın yani tabii biz Trabzon günlerinde Trabzon'umuzun yazarlarını, şairlerini şu anda gündeme taşıyoruz ama tabii bu sadece bizim oraya için değil. Ama ilim olun yerde buradan Kültür Bakanlığımız olsun, diğer yetkililerimiz olsun, bu değerlerimize lütfen sahip çıkalım, destek olalım. Sayın Cumhurbaşkanımız istese şıp diye çıkartır bu yazarlara kredi. Sayın Cumhurbaşkanım, duyuyorsunuz sizler de. Çünkü sizler de ilime çok önem veren bir büyüğümüzsünüz. Çok önemli bir şey. Destek olalım inşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yazarlara kredi hakkı. Evet. Tamam hocam. Evet, bekliyorum. Siz yazın, kredim burada. Teşekkür peki, burada bir hanımefendi var. Tanıyalım efendim sizi de. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ben Şengül Yıldırım. Kültür Bakanlığı Halk Şairiyim. Birkaç edebiyat derneğinde tamam. Birkaç edebiyat derneğinde çalışıyorum sekreter ve sunucu olarak. Oy maşallah. 3 tane bireysel kitabım var. Birçok antolojide şiirlerim var. Son kitabımın ismini söyleyeyim müsaadenizle. Tabii ki. İsmi Özledim. Birinci kitabım bitti. Yeniden bastırmayı düşünüyoruz ama Kültür kitaplar Kültür Bakanlığı Halk Şairiyim. Birçok yere gidiyorum. Yurdun her tarafına gidiyorum gruplarımla. Dinletiler yapıyoruz, etkinlik yapıyoruz. Üç tane var. Birisi kalmadı, yanımda yok şu anda. Evde birkaç tane var da. Özledim son kitabım. İkincisi Ruhum Rüzgara Yaprak. Birincisi Olmadığın Zamanlarda Gözlerine Tutundum. Herhalde bir 100-200 tane falan kendi şeyimle çıkartırım onu da inşallah yakında. Onun artık destek olacaklar tahmin ediyorum sizlere. Diyorsunuz. Evet, bilmem. Olmaları lazım. Damadım bile söz verdi. Olmadı. Söyleyeyim. Şimdi ya, olmadı. Damat değil. Olmadı. Yani bu olur mu yani? Kayınvalide çok kötü. Çok kötü. Onu söyleyecektim şimdi ama söylemeyeyim kim olduğunu. O da önemli söyleyin birisi. Efendim, yok yok söylemeyeyim. Çok ayıp, çok ayıp, çok. Size söylerim. Size kulağınıza sonra giderken damat söylerim. Bey, damat bey. Evet, kültüre hizmet ediyorum. Bak, çok seviyorum. Bak kayınvalide bu kitapları zor basıyor. 200 tane basmaya söz verdiniz. Yok. Yani, o başka. Evet. Yani o başka. Bunu çıkarttık nasıl olsa. Yok, bundan sonra yani. Bundan sonra. Şey anla, evet. Tamam. Lütfen sözünüzde durun. Yok, şaka yapıyorum tabii elbette, ki. Ailem tabii. En büyük desteğim. Kültüre hizmet, Kültür Bakanlığımız tabii. Çok hizmet vermesi lazım bu konulara. Bence de, bence evet. De. Hatta yerel. Aynen.
insanlarımız, iş insanlarımız var o kadar. Evet. Onların bile destek olması çok lazım. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Görüşmek efendim, bizleri üzere. Bizleri izlemeye devam edin efendim. Trabzon'umuzun kurtuluşunun 106. yıl dönümünü burada kutluyoruz. Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun organize ettiği bu güzel ortamda bugün ikinci gün saat 18'de açılışımız var ve değerli isimler de buraya gelmeye devam ediyor. Yanımda benim çok sevdiğim Köprübaşılı, çok değerli STK'cı, iş insanı, Ulaşım Sigorta'nın CEO'su ve yine aynı zamanda yıllardan beri de STK'larda büyük görev yapan, ki dağ koşularını Karadeniz'e, Köprübaşı'na taşıyan Köksal Burtuloğlu yanımızda. Sayın Başkan, şeref verdin, hoş geldin. Neler ifade etmek istersin? Asıl siz şeref verdiniz, evimize hoş geldik diyelim. Bura bizim evimiz. Evet, evet. Yani yıllardır bu etkinlik yapılıyor. Trabzon Dernekleri Federasyonu'nu bu konuda kutluyorum. Trabzon'u temsil ediyorlar. Senede bir yılda iki ila çıkardılar. Bugün Trabzon'u gezmeye kalksak herhalde 15-20 günde gezemeyiz ama 4 günlük bir etkinlikte burada Trabzon'un güzelliklerini yaşıyoruz. Kemencesi, horonu, el işçiliği, bugün herhalde oturduğumuz yer kadın kollarına ait. Evet. Çok güzel ürünler sergilemişler. Onları da tanıttık biz biraz önce. El sanatlarımız burada, kaşığımız, beşiğimiz burada, Trabzon'un kültürü burada, Trabzon spor burada, Trabzonlu dostlarımız burada, Trabzon'u sevenler burada, Trabzon spor burada. Ne diyelim yani, mutluyuz, huzurluyuz, geziyoruz. Evet, yani daha ne olsun gibi oldu. Standlara baktık tabii, bizim ilçe belediyelerimizin de standları var ama Köprübaşı'yı göremedim, Sürmene'yi göremedim. Araklı göremedim. Yani belki göremediğim yine var ama aklımda hayrat yok. Hayrat yok. Sen de Köprübaşılısın. Bunlar tabii birazdan İdris Başkan'a soracağız ama bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misin? Ya tabii ki söylemek isteriz. Sonuçta İstanbul bir metropol, dünya şehri. Evet. Trabzon'un ilçeleri bu tip yerlere gelecek, kendisini tanıtacak. Köprübaşı dediğimizde aklımıza ne gelir? El sanatlarının ana yurdu. Evet. Türkiye'yi bırak, dünya çapında bir şöhrede ulaşmış bir ilçemiz. Oradaki ürünleri gelip burada tanıtacaksın. Evet. Reklamını yapacaksın. Belediyenin reklamını yapacaksın. Kaymakamlığın reklamını, dağlarının reklamını yapacaksın. Yaylalarının. Yani bunları yaparak ilçeni geliştireceksin. Bugün turizm, Trabzon'un bir Trabzon sporu var, bir turizmi var. Trabzon'da bir fabrika yok. Evet. Trabzon spor var, çay fabrikası. Ya şimdi onlar küçük ölçekte. Küçük, evet, özel. Dünyanın en büyük sektörü şu an spor. Trabzon spor üzerinden yürüyor. Trabzon aklına geldi mi nere? Tarihi, doğası, yaylaları. Değil mi? Denizi. Evet. Evet. Yani bunlarla ön plana çıkan bir yer. En güzel ürünü satmanın şekli nedir? Tanıtımını yapacaksın, reklamını yapacaksın. Bugün marka bir ürünün satma diye bir sıkıntısı yok. Yani burada derneklerimiz, ilçe belediyelerimizin gelmesi gerekirdi. İlçe belediyelerimizin bir hafta önce gelip burada altyapı oluşturup çalışmalar yapmaları gerekiyor. Ama tabii ki mazeretleri ne bilemiyorum. Evet. Yani onların da illaki kendine göre geçerli bir sebepleri vardır ama bizim... Özellikle ben bir köprübaşılı olarak ben belediyemi buradan görmek isterdim. Çünkü sonuçta ben buraya İstanbul'un çeşitli bölgelerinden yüzlerce insan geliyor. Burada birinci derecede insan kimi görmek ister? Kendi kardeşini, arkadaşını. Burada kardeşim burada. Yani tamam, evet. Sen Fahri Köprübaşılı buradasın. Eyvallah. Aynen. İdris Başkanımız burada. Aynen öyle. Değerli başkanlarımız hepsi burada. Ayrıca İsmail Şatıroğlu ve yönetimini kutluyorum ben. Eyvallah. Yine güzel bir organizasyon. Gerçi ben yeni geldim ama biraz gezme şansım oldu. Zor işler bunlar. Meşakkatli işler. Yıllarca biz de yaptık bu işleri. Yapmaya devam ediyoruz. Yapmaya devam ediyoruz. O dağ koşularını organize etme kaç yıl onu? Kaç yıl? 7 yıl oldu değil mi? 9. yıl bu dokuz yıl inşallah. Yıl. İnşallah bu yıl 9. yıl olacak. Evet. Türkiye'de bir ilk. İlk defa bir ilçede 9 kez. Bunlar tabii önemli. 9 kez üst üste. Madur şenliğini bu sene yapıyoruz. Onun bir altyapı çalışmasını yapın, yapıyoruz. Bak, Ahmet Güngör'le beraber bizi kadroya yazıyoruz. Beni çağırmazlar dedi. Dedim ne demek çağırmazlar? Beraber geleceğiz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Özlediğimiz, beklediğimiz, ben biliyorsunuz eskiyi çok severim. Evet. Eski kafalıyım diyeyim ona. Aslında öyle değil tabii ki. Bizim çocukluğumuz yaylalarda geçti. İdris Başkan bilir. Sen çok iyi bilirsin. Çünkü yan yana yaylalarımız, evet. Uzmek arabalarımız, altı kutu uçurtmalarımız. İdris Başkan'ın yaylasını da biliyorum. Çok yukarılarda bir yerde. Yamaç. Bizim yaylalar daha güzel. Biraz şimdi eskiden
ne yapardık? Araba yoktu. Dört teker kesip uzmak arabası yapacak imkanımız yoktu. Bu konuda da uzmansın şimdi. Yani evim İstanbul'da da var. Dayım yapmışım. Başım. Şirkette de var. Köprü başında da var. Gidiyorum, biniyorum. Gelen misafirlere bin. Ben yaylacıyım yani. Ben yayla aşık bir insanım. Ondan dolayı ki bazı arkadaşlara bir istişare yaptık. İnşallah nasip kısmet olursa eski yayla yürüyüşlerini tarihi kervan yolunda bu sene canlandırmak istiyoruz. İnşallah. Kemençelerle, olonlarla Madur Dağı'nı sohbet edeceğiz. Madur Dağı'nın eteklerinde çadırda kalacağız gece. Oradan Madur şenliklerine inşallah hep beraber sizin de katkılarıyla, diğer başkanlarımızın katkılarıyla yani kültürümüzü tanıtmaya çalışacağız. Karadeniz'in başka çıkar yolu yok. Evet. Kendisini tanıtacak, kendisini turizm anlamında satacak. Bakın geçtiğimiz günlerde Emit Fuarı yapıldı. Yani bu konuda ben hasaten burada İdris Başkan'a da bu konuda bir görev veriyorum. Yani haddimde değil ama o benim kardeşim olduğu için söylüyorum. Bakın Trabzon Kültür Müdürü ile de konuştum. Trabzon tanıtımı yapıyorlar. Trabzon bir Sümele Manastırı'ndan, bir Uzungöl'den, bir Atatürk Köşkü'nden ibaret değildir. Elbette. Bakın insanlara hep aynı yerleri gösteriyorsunuz. Çıkarın Trabzon Turizm Rehberi'nin videosunu, bunları göreceksiniz. Bakın Ofta, Çaykara'da, Akçabat'ta. Ön planda onlar oldukları için ama zaten. Ama niye? Evet. Bakın ben size basit bir şey söyleyeyim. Trabzon'da tarihi kervan yolu nerededir? Köprü başından başlar, Bayburt'a kadar çıkar. Peki bu yol üzerinde ne var? Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçen tarihi kervan yolu var. Evet, az yukarı çıkıyorsunuz 156 şehit. Trabzon'un en büyük şehitliği Harmantepe şehitliği. Ama yatırım yapılmamış ondan işte ama yani. Bak anlatıyorum Murat Bey. Az ile 2 kilometre ilerisinde dünyada bakın. Türkiye'ye geçtim. Dünyada 5 yerde olan ağaçbaşı turbalığı var ya dünyada. Ve Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bura koruma altına alınmış. Evet. Madur Dağı Trabzon'un en yüksek efsane dağı. İniyorsunuz aşağıya. Bak İdris Başkan'ın da mesela bilir oraya ilgisini çekecek. Tarihi Arpalı Göyü var ya. Tarihi 500 ile 1000 yıl arası tarihi var. %100 Türk köyü. Yani bunları inşallah gündeme taşımak lazım yani Sayın işte, Başkan. Yani başkanın yüreği dolu tabii. Bunları anlatmak istiyor. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Buradan Ulaşım Sigorta'ya da çok teşekkürler. Bana yapmış olduğu jestten dolayı İsmail Burtuloğlu'na, Evren Sancak Başkan'a size çok teşekkürler. Hemen İdris Başkan'a döneceğim. Bir yer değişelim ama burada bir kardeşim var. Tanıyalım sizi. Ben İbrahim Kara. Of Hayrat Makite'nin başkan yardımcısıyım. Maki Derneği. Evet. Selam olsun Maki'ye buradan. Etkinliğe katıldık. Çok memnun olduk. Beğendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Zaten söylenecekleri başkanlarımız söyledi. Eyvallah. Ama ilaveden bir şey yapmaya gerek yok yani. Her şeyi söylemiş. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Maki çok güzel bir yerdir efendim. Selam olsun. Evet Köksal Başkanım şöyle geçeyim. Efendim burada tabii ki başkanlarımız kültüre hizmet verme adına yıllardan beri mücadele ediyorlar. İşte onlardan bir tanesi de yıllar önce bizleri yaylaya götüren ki o zaman şöyle söyleyeyim A klas sanatçı takımını ve o zamanlarda ben çok popüler bir adamdım. Beni yaylaya sunuculukta götüren ve sanatçıları bir arada toplayan İdris Türk Başkan o yıldan beri 30 sene aşağı yukarı oldu başkanım. Yaklaşık. Evet. Yoğun bir hizmete devam ediyor. Neler ifade edeceksin başkanım? Bu azim nereden geliyor? Az önce Göksal Burtuloğlu ifade etti. Yıllardan beri hizmet ediyor ama kıymeti de kendi bölgesinde o anlamda bilinmiyor. Yani bunlara da ben üzülüyorum bir Karadeniz olarak. Şöyle başlayalım. Bu azim bir defa memleket sevdasından geliyor. Evet. Göksal Başkan ne güzel ifade etmiş. Rahmetli Said Uçar derdi ya benim ilacım yayla. Evet. Biz yayla çocuğuyuz. Kesinlikle. Biz o yörelerde inek bekledik. O yörelerde o doğaçlama, sosyal yaşamı birebir iliklerimize kadar yaşayan insanlarız. Memleketimizin sorunlarını Köksal Başkan, bölgemizin tarihi harp yolu dedi. Aynı Büyük Harman yolu tarihi harp yoludur, evet. İpek yoludur. Buraların öne çıkmamasının kusuru, kabahati yalnız yetkililerde değil, biz halkta da vardır. Niçin vardır? Siyasileri seçerken bölgemizin sorunlarını dile getirecek yiğit insanları seçmemiz gerekiyor. Diye getiremeyenler varsa değişmemiz gerekiyor. Doğru. Yani diyelim bir fırsat verdik, şans verdik. Birisi bu işi halledememişse onu halledebilecek birisini seçmemiz gerekiyor. Şimdi sivil toplum kuruluşları çok önemli. Artık dünyada önemliydi. Ülkemizde de bugün
dernekler, federasyonlar ve artık konfederasyonlar. Biz de bu yapıyı oluşturduk. Derneklerimizi federasyon adı altında buluşturduk. Federasyonlarımızı da konfederasyon adı altında buluşturduk. Trabzon Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu bir yıldır kurulalı, bir yıl içerisinde olağan genel kurulunu yapmış. Şimdi mesleki alanda, siyasi, sosyal alanda birçok komisyonlar oluşturma adına çalışmalarını yürütmektedir. Önümüzdeki yıllarda bizim arkamızdan gelecek nesil bizden daha şanslı olacaktır. Yeter ki bizim tespit ettiğimiz sorunları çözüm noktasında ürettiğimiz projelere geliştirerek sahip çıkmalarını arzu ediyoruz, istiyoruz. Trabzon Dernekleri Federasyonu hakkında çok fazla söze gerek yok. Trabzon'umuzun çatı kuruluşu, sivil toplum kuruluşlarında çatı kuruluşu. Şimdi konfederasyonumuz bir üstte, çıtayı daha da yükselttik. Evet. Peki konfederasyonumuz içerisinde yer alma noktasında şu anda 5 federasyonumuz var. Duyumlar alıyoruz, birçok federasyon var bölgede. Hemen hemen hepsine ulaşarak dahil etmeye çalışıyoruz. Birlikteliğin bereketini biliyoruz, inanıyoruz. Bunun için çok gayretliyiz. Sizleri de gerçekten tebrik ediyorum. Her nefeste, her solukta yanımızda oldunuz. Sesimizi duyurdunuz. Ayrı görmüyorum, ailemizin parçasısınız. Bak Köksal Başkan gerçekten izliyor idim. Ne zaman gider yanında olurum diye düşünürken, şimdi az önce ifade etti, evet bana görev de verebilir. Hatta görev isteyip görev alabilirim de niye almayayım? Köksal Başkan'ın güzel bir faaliyetinde, güzel bir etkinliğinde yanında olmak hem insani hem de sorumluluk gereği bölgemizin insan olarak görevimizdir. Evet, çok hizmetler verdi Köksal Başkan da. Yani gerçekten. Hem maddi hem manevi yakinen takip ettiğim için biliyorum. Federasyonumuzda da bulundu. Hala da içindedir. Ayrı görmüyoruz zaten. Evet. Başarılı iş adamlarımızı, başarılı STK'larımızı, başarılı siyasetleri belirleme noktasında birlikteliğe davet ediyorum buradan. Bu çok önemli. Eyvallah. Siyaset çok önemli. Bazıları çok farklı terimler kullanıyor. Siyaset işte dürüst adamların işi değil falan. Ben bu kelimeyi asla kabul etmiyorum. Siyaset ve STK'cılık dürüst, namuslu, şerefli insanların işidir. Asıl olan bu insanları görev başına getirecek seçmendir. Oy verecek ve bunları göreve getirecek olan insanlardır. Evet, doğru. Evet, kesinlikle böyle düşünüyorum. Etkinliğimiz bugün 6'da resmi açılış dün başladı. Pazar akşamına kadar devam edecek. Burada klasik bir etkinlikten ziyade çok farklı şeyler vardır. Ne vardır? Trabzon'umuzun ilçelerine değindiniz. 14 ilçemiz gelmiştir. Diğer ilçelerin de siyasi çalışmalardan ötürü gelemediğini biliyorum. Evet. Koşullar, şartlar buna müsait değil. Yürekleri bizimle, gönülleri bizimle beraberdir. Onu da biliyorum. Ama onları da organize edebilirlerdi Sayın Başkanım. Yani. Evet, bu eksikleri de lisan-ı münasip bir dille onlara söyleyeceğiz. Bu eksiği giderecekler inşallah. Peki, evet. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, iki değerli başkanımız, yine bir başkan yardımcımız burada sizlerle birlikte olduk. Bizi izlemeye devam edin. Efendim, Trabzon günlerinden hepinize selamlar. Şu anda Yeşiköy'deyiz, etkinlik alanındayız. Trabzon'umuzun kurtuluşunun 106. yıl dönümünü kutluyoruz ve kurtuluşunun yıl dönümü. Burada çok değerli bir isim var. Tabii Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda çok hizmetleri olan ve şu anda da siyasette biz onunla gurur duyuyoruz. Bayrampaşa'dan da meclis üyeliğinde birinci sıradan aday olan İbrahim Akın yanımızda. Sayın Başkan, neler ifade edeceksin? Güzel bir gündeyiz. Şimdi evimdeyim, evet. Federasyonumdayım. Yıllardır emek verdiğimiz, şöyle sağımda solumda bakarsanız mevcut gençlik kolu başkanım, benden sonraki gençlik kolu başkanım, diğeri de içeride protokol hazırlığı içerisinde. Biz bir aileyiz, her zaman diyorduk bunu. Federasyonumuzda, Trabzon Dernekleri Federasyonu çatısı altında yine bir güzel bir etkinlikte bir aradayız. Tarihe imza atacağımız bir gündeyiz. Atıyoruz da. Atacağız. Evet. Atıyoruz yani. Evet. Dolayısıyla ne diyeyim abi, çok mutlu yani. Düğün evimiz her zamanki olduğu gibi, düğün evimizde mutluyduk içerisindeyiz. Seni de tebrik ediyorum. Siyasette emin adımlarla devam ediyorsun. Yani bu genç yaşta bu kadar başarılı olmak da kolay bir iş değil. Bunu başardığın için de bir hemşerimiz olarak gurur duyuyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Bizim diğer coğrafya insanlarına karşı biliyorsunuz, hayata mücadelemiz doğayla başlıyor. Evet. Onun için ben diyorum ki Abdülkadir Meriç, kıskanma, sen de olursun yani, ne olur. Abi o bizim pirimizdi. Öyle mi? Siyaseten, siyaseten ben yaşça büyük olabilirim ama siyasi tecrübeyle Abdülkadir daha derin bağlantılara sahip olduğu için. Evet. Şimdi o adam zaman adam ofli, ben Çaykara'lı. Öyle diyorsun. Hemen o zaman sağ tarafa, Çaykara'ya bir dönelim yine. İhsan Şatıroğlu'nu görüyorum. İhsan Bey.
Buyurun efendim, buyurun, buyurun. İhsan Bey, buyurun. Evet, İhsan abi, gel. Direkt buraya alalım. Evet, Çaykara, bir de Sürmeneli var burada. Bir de orada Çarşambalı, Samsunlu var, bizi çeken Ahmet Bey. İhsan abi, şeref verdin. Bugün ikinci gündeyiz. İhsan abi protokolü çok sever. Şu anda protokol yolda geliyor. Onun için İhsan Şatıroğlu, iş insanı. Bakalım ne söyleyecek? İhsan abi hazır kıda bekliyorsun. Bakalım evet. Neler söyleyeceksin abi? Bekliyoruz arkadaşları gelsinler diye. Evet. İnşallah gelirler işte. Abi sen niye bu kadar güzel bir insansın ya? Nazara geleceğiz herhalde. Vallahi diyorum yani bu kadar samimi. Birazdan açılışı yapacağız. Belediye başkanımız burada, Trabzon valisi burada. İşte ilçe belediye başkanlarımız burada. Birazdan İstanbul AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum yoldaymış geliyorlar. Yine Ulaştırma Bakanımız yoldaymış. Maşallah. Evet geliyorlar. Maşallah. Şu anda da iki günümüz var. Bugün ikinci gündeyiz. İki günümüz daha var. Bununla ilgili bir cümle kurmak ister misiniz? Abi şeref verirler. Hoş gelmişler. Buyursunlar gelsinler. Evet biz de diyor çok seviyoruz protokolü. Peki İhsan abim seni seviyoruz. Öpüyorum sizi. Eyvallah. Şimdi evet, Gençlik Kolları Başkanımız Hakan İlhan. Hakanım nasılsın? İyi abi çok şükür. Hakanımı bugün çok şık gördüm. Genelde öyle değil mi? Yok bugün bir başkasın Hakan. Bir var bu işte bir şey. Normal böyle giyiniyorum aslında ama. Öyle mi? Öyle de değil mi? Ya abi çok kızıyorlar bana. Ben... İbrahim abi de çok kızar bana. Ben rahat giyinmeyi seviyorum. Kot, evet. Pantol, tişört giyer gelirim. Hatta geçen yine bir canlı yayın olacaktı şeyde Yeni Kapı'da. Abi dedim canlı yayına çıkıyor. İbrahim abi bak öyle mi çıkacaksın dedi. Çıktım. Ya, Hakan'ım bugün biraz şey yaptım. Bir şey giy de ne giyersen giy. Yani. Aynen artık o şekilde evet. Yapıyoruz abi. Abi devam ediyor. İkinci günü bitireceğiz inşallah. Protokolle asıl açılışı yapacağız. Güzel gidiyor. Kalabalık da var. Yani cuma olmasına rağmen, hafta içi olmasına rağmen var. Güzel. Ben geçen hafta Maraş günlerine de gelmiştim. Pazar gününki kalabalığı şu anda çok rahat bir şekilde evet. Yakaladık. Peki fazlasını. Yapımcımız Ahmet Güngör şikayetçi sizden. Niye böyle? Ben onu anlamadım. Biz yani... Ahmet abiye, ya, İbrahim abinin başkanlığından beni memnun edemedik. Yani. Şimdi Ahmet abi benim çok değerli bir abim. Yıllardır evet. Biz beraberiz. Şu mikrofonla hikayemizi de biliyorsun. Kesinlikle. Anekdotumuz kesinlikle. Var. Ya adam ciğerinin yarısı gitti. Araba vurdu, 3 takla attı. Affedersin Ezrail'le bir anlaşma yaptı. Evet. Ölmüyor, biz de kurtaramıyoruz bu mikrofonu. Şimdi biz tabii o giden taraflarını bildiğimiz, belki neler daha gitmiş haberimiz yok. Ya yani. onu bilmiyoruz. Günde 3 paket sigarada devam ediyor hala. Onu bilmiyoruz yani. Bir bakalım mı abi? Aleykümselam. Peki aleykümselam çok abi. Teşekkür ediyorum sizlere. Bu kardeşlerimiz yıllardan beri emek veriyorlar Trabzon Dernekleri Federasyonu'na. İşte gençlik kollarından, saymanlıktan, yani her alanında varlar. Biz onlara gerçekten bir Trabzonlu olarak da gurur duyuyoruz. Sağ olun, var olun. Buradan da bizi izleyenlere şunu ifade edelim. Sizler de efendim pazar akşamına kadar gelin. Burada bu Trabzon'un güzelliklerini sizler de görün. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ahmet abi iyi ki varsın. Murat abi sen zaten varsın. Çok teşekkürler.
Can Genç ve Başka Genç Kardeşler Rural İlimine çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, bu muhteşem organizasyona ev sahipliği yapan yine Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu'nu selamlama konuşmaları yapmak üzere ekibiyle beraber, yönetimiyle beraber, başkan yardımcılarıyla beraber ve sizi alkışlarınıza davet ediyoruz. Değerli bakanlarım, milletvekillerim, yerel yöneticilerim, STK temsilcilerim, basın mensuplarımız, sevgili hemşerilerim, Trabzon Dernekler Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu pazar akşamına kadar sürecek 24 Şubat Trabzon'un kurtuluşunun 106. yıl dönümü anma etkinliğine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Trabzon'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutluyor. Kurtuluş mücadelesi veren tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor. Kurtuluş yolunda nice sıkıntıya göğüs gerip bizleri bugünlere bırakan tüm atalarımızı saygıyla anıyoruz. Trabzon, yaşanan her türlü çile ve kayıplardan sonra 1918'de düşman işgalinden kurtulmuş. Bugün sadece kurtuluşun değil, aynı zamanda Doğu Karadeniz'de halkın el ele vererek düşmana karşı gelmesinin, Rusların Harşit Nehri'ni geçemeyişinin ve muhacir olup yollara düşen, bu uğurda hayatını kaybeden 250 bin kişiyi de anmanın 106. yıl dönümü. Ruslar kaldığı 1 yıl 10 ay 10 günlük süre içerisinde ne yazık ki yerli halka büyük zulümler yapıp sayısız insan öldürüp göçe zorladılar. Ruslara karşı direniş bir an olsun bırakılmadı ve bugün bulunduğumuz topraklar uğruna da pek çok badire atlatıldı. Bunun bilinci ve farkındalığını genç nesillere aşılamak üzere Trabzon Dernekleri Federasyonu üyesi olan Trabzon Yazarlar Derneği'nin başlatmış olduğu Tarihe Bir Kitabı da Sen Kazandır projesi kapsamında Trabzon Valiliğimiz, Trabzon Büyükşehir Belediye'miz, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Ordu Perşembe Bekirli Köyü'nde bulunan ve 3000 kişinin yer aldığı Kimsesiz Trabzonlular Muhacir Mezarlığı olarak adlandırılan mezarlık TİKA kapsamına alınıp en başta kimsesiz hitap eden kurtarılmasına ve bu topraklar uğruna büyük zulümler çeken vatandaşlarımızın hak ettiği üzere bir mezarlık yapılmasına ve bölgenin anıtlaştırılarak muhacirlik müzesi kurulmasına dair çalışmalar başlatıldı. Bizler de federasyon olarak bu çalışmanın paydaşı olmaktan son derece mutluyuz. Saygıdeğer bakanlarım, Trabzon'da açtığımız sekreteryası ve toplantı salonları ile her gün hizmet veren TDF Trabzon temsilciliğimizden sonra İstanbul Fatih Cerrahpaşa'da içerisinde çok amaçlı salonlar, gençlik ve kadın kolları birimleri, yönetim birimleri, öğrencilerimize ücretsiz kütüphane, etüt merkezi bulunan ve Trabzon'umuzun emrinde olan kıymetli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Murat Kurum'un da olağanüstü destek ve katkılarıyla elde ettiğimiz Trabzon evimiz geçtiğimiz yıl 30 Nisan'da hizmete almıştık. Yeni kapıda 350 bin taraftarımızın katılımıyla muhteşem bir kutlama programı yapmıştık. Bizlere 8. şampiyonluğumuzu yaşatan Trabzonspor'umuza bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Trabzon evimizde inşallah bir tarih müzesi ve Trabzonspor temsilciliği için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kültürü yaşatmak adına Trabzon'da bulunan federasyonların pek çoğunu tek çatı altına toplayarak
Trabzon adına ortak hareket edebilecek Trabzon Sivil Toplum Örgütleri Konfederasyonu, kısaca Trabzon Konfederasyonumuz kurularak ilk genel kurulunu yaptı. Şunu belirtmek isterim. Tüm STK'larımız güzel işler yapıyor. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Allah hepsine kolaylıklar versin. Bizler federasyon olarak her daim onların yanında olacağız. Kıymetli bakanlarım, değerli misafirler, tabii ki bunlarla yetinmeyeceğiz. Gelecek dönem için bir başka hedefimiz de İstanbul'da öğrenim gören Trabzonlu kız öğrencilerimiz için Trabzon Kız Öğrenci Yurdu inşa etmek ve eğitim odaklı farklı çalışmalara yoğunlaşmak olacak. Kıymetli bakanlarım, saygıdeğer hazırım. Çalışmalarımızda bizlere güç veren yönetim kurulumuza, gençlik ve kadın kollarımıza, üyemiz olsun olmasın tüm STK'larımıza, basınımıza, yerel yöneticilerimize ayrı ayrı teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Ayrıca Trabzon'dan bu programımıza katılan kıymetli milletvekillerimize, sayın valime, kıymetli belediye başkanlarımıza, STK'larımıza, esnaflarımıza ve tüm halkımıza, siz kıymetli bakanlarımıza saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Atalarımızın uğruna savaşlar verdiği Trabzon'umuza ve ülkemize hizmet edebilirsek ne mutlu bize diyerek Allah'a emanet ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanımız Sayın İsmail Şatıroğlu'na ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Yeşilköy'den, etkinlik alanından Trabzon'umuzun kurtuluşunun 106. Kurtuluş Yıl Dönümünü kutluyoruz. Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun organize ettiği ve burada çok değerli isimler var. İşte onlardan bir tanesi Mustafa Şatıroğlu. Bölgemizin çok değerli iş insanı, çok başarılı. Bizler onunla gurur duyuyoruz. Hemen dönüyorum ben de Mustafa abi. Mustafa abi, şeref verdin. Yine güzel bir Trabzon gününde seni görmek bizleri mutlu etti. Neler ifade etmek istersin? Gerçekten Trabzonlu hemşerilerimizle İstanbul'un bu narede yerinde böyle güzel bir organizasyon içerisinde bulunmak hepimiz için gurur verici bir şey. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Sizler gibi değerli basın mensuplarıyla, hemşerilerimizle, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, siyasetçiler, belediye başkan adayları. Burası hakikaten çok renkli bir organizasyon oldu. Önümüzde de seçim zamanı olduğu için tabii adaylar da var, evet, milletvekilleri var, siyasiler var. Trabzon'u tanıtan değişik şeyler var. Standlar kuruldu. İlçelerin ayrı ayrı kendilerine has temsiliyetleri falan var. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah İstanbullular bundan memnun olurlar. Trabzon'u daha yakından tanıma fırsatını bulmuş oluyorlar haliyle tabii. Evet. Biz de bundan son derece mutluyuz. Sağ olun. Size evet, teşekkür ederiz. Mustafa abim, siz de bölgemizin çok değerli bir isimlerinden bir tanesisiniz. Böyle özel günlerde aramızda görmekten de ayrı bir mutluluk duyuyoruz. İhsan Şatıroğlu'nu tanır mısınız efendim? Vallahi eyvallah, sağ olun, teşekkürler sayenizde. Ya Mustafa abi, bir şey söyleyeceğim, siz abisisiniz ama ya bu kadar mübarek bir adam olur mu ya? Yani yüreği, kalbi, bir insan bu kadar dümdüz olduğu gibi, ya onu çok seviyoruz Mustafa abi. Bu biraz şatır olmanın verdiği bir özellik, genetik bir yapı. Biz de çok seviyoruz, bizim ailemizin en küçüğü. Evet. Onun yeri tabii farklı, başka evet. Bir yeri var. Tabii bütün Karadeniz insanı, Trabzon insanı bilhassa hep böyledir, candır aslında. Evet. Siz de ondan geri durmuyorsunuz yani. Ama sizler şunu de da öylesiniz. Belirtelim, buradan Şatıroğlu ailesinin büyükleri vefat edenler varsa mekanları cennet olsun. Gerçekten sizin gibi değerli insanları yetiştirmişler. Hepiniz de birbirinden değerli. Yani gerçekten bunu iltifat olarak da ifade etmiyorum. Hem İhsan abi olsun, sizler olun, İsmail Başkan olsun. Yani bu Şatıroğulları'nda bir şey var yani. Böyle bir mübareklik var yani.
Yani sadece Şatıroğulları değil. Şimdi biz Çaykaralıyız. Biz Çaykaralıyız. Çaykara'nın mübarek toprağında yetişmişiz. Aslında kök oraya dayanıyor. Genetik kodlarımız Çaykara'nın havasından, suyundan, toprağından. Evet. Muhakkak bir şeyler elde etmiştir. Evet. Bu şeyi ona bağlıyorum ben şahsen. Ondan olabilir. Evet evet kesinlikle. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben şöyle ben hemen İhsan abinin yanına bir gideyim. Abimin yanına konuşmama gerek yok ya. Abi şimdi Mustafa abi genel konuştu. Sen özele gireceksin şimdi. Evet İhsan abi, Mustafa abi ile de röportajımızı yaptık. Ya, seninle birkaç günden beri buradayız. Yani biz İhsan abiyi çok seviyoruz. Dedim ya, ben İhsan abiyi görünce böyle bir rahatlık, bir huzur geliyor bana. Çünkü olduğu gibi. Şimdi böyle protokolü de çok sevdiği için biraz da aşağıdadır. Duygularını alalım bugün de. Her gün duygularını alacağız İhsan abi. Duygularımız iyi üstadım. Yani, görüyorsunuz işte. Evet, gayet duygularımızı güzel. İfade etmekte zorlanıyoruz bir de. Yani mutluyum. Kalabalığız. Yalnız Murat Bey, duygularını fazla almaya kalkma. Sonra duygusuz kalması da iyi olmaz. Görüşlerini alalım o zaman. Doğru. Çok doğru. Herkese teşekkür ediyoruz katılımcılara. Gelenlerden Allah razı olsun. Şeref vermişler. Eyvallah. Hoş gelmişler. Evet, şimdi biz İhsan Şatıroğlu'yla tabii bu organizasyon bittikten sonra bir araya geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Hem Mustafa Şatıroğlu abime hem İhsan Şatıroğlu abime. Efendim bizi izlemeye devam et. Efendim Yeşilköy'den, Trabzon günlerinden hepinize tekrardan selamlar, saygılar. Ve şu anda burada değerli misafirlerimiz var. Önce onlar kendilerini bir tanıtsınlar. Sizi bir tanıyalım. Ben Aylin Arı. Evet. Trabzon Federasyonu'nda grupta meclis üyesiyiz. Mutluyuz, huzurluyuz, buradayız. Çok emekleriniz var. Çok da güzel bir organizasyon. Bununla ilgili bir şeyler söyler misiniz? İki gün daha var. Bugün ikinci gün, açılışımız da şu anda yapılıyor. Bununla ilgili bizi izleyenlere neler ifade etmek istersiniz? Evet, 6 Şubat itibariyle ben gruba dahil oldum. Birçok alanda birçok yüreklere dokunduk, dokunmaya çalıştık gücümüzün yettiği kadar. Allah bunu nasip etti, biz de yardımcı olduk. Siz de her konuda maşallah bu yardım konularında hayırda yarışalım vardır ya biz inananlar. Sizler de bu konuda çok hizmet ediyorsunuz. Evet. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür olun, ederim. Var olun. Teşekkür Peki, ederim. Peki burada da yine Mustafa abiyi görüyorum. Hemen şöyle geçeyim Ahmet abi. Mustafa Sarı abim nasılsın? Mustafa abi bugün çok karizma, yakıyor ortalığı. Çok teşekkür ederim. Bugün çok mutluyum. Evet, alalım nedir o? Açılış programımız çok güzel oldu. Mükemmel. Bütün, hala da devam ediyor. Evet, hala da devam ediyor. Siyasi büyüklerimiz, belediye başkanlarımız, evet. Belediye başkan yardımcılarımız, yöneticilerimiz, dernek üyelerimiz. Allah razı olsun yani derneğimize. Devletin her alanından bir insan var burada şu an. Biz hani her yerde varız diyoruz ya. Evet, evet. İşte evet. O günü bugün yaşıyoruz. Evet, peki Mustafa abi şimdi yarın ve öbür gün pazar günü finali yapacağız. Yarın İnşallah. Kandil olduğu için özellikle şunu da ifade edelim, buraya gelenler standlarımızı gezebilirler. Yarın sanatçımız yok ama pazar günü dolu dolu inşallah yine onu yaşayacağız. İnşallah. Buradan bizi izleyenlere bir mesajın var mı? Mesajım gelemeyenler bir şey kaybetmemiş. Yine cumartesi pazar günü alanımıza gelirlerse çok güzel şeyler yaşayacağız. O kadar. Şeyler. Peki bizi izlemeye devam edin efendim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim Trabzon günlerinde yine çok değerli bir ismi yakaladık. Efendim hoş geldiniz. Şeref teşekkür verdiniz. Teşekkür ediyorum. Sizi burada görmek ne güzel bir bizim duygu. İçin de mutluluk vesilesi. Belki tanımayanlar olabilir. Kendimizi yine de tanıtalım. Aziz Yeniay Küçükçekmece evet. Eski evet, belediye başkanı. Şimdi de belediye başkan adayı olaraktan tekrar bu dönem göreve talip olduk. Özellikle de Trabzonlu hemşirelerimiz zaten ben yarı Trabzonlu sayılırım. Yarı Malatyalıyım. Siz her taraflısınız. Bak. Eyvallah, evet. Eyvallah. Dolayısıyla da burada Trabzonlu hemşirelerimizle birlikte, bakanlarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte buradaki dostlar arasında bulunmak bizim için çok büyük bir mutluluk vesilesi. Zira ben Trabzon'a biraz sık gelip gidenlerden bir tanesiyim. Evet, Aziz Trabzon... Başkanım sizi daha önceki dönemden de tanıyoruz. Evet. Bu dönemde de biliyorsunuz Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan adayımız. İsminiz ortaya çıktı başkanım. Ortalık karıştı. Yani daha isminizden korkmaya başladılar. Bu nasıl olacak Sayın Başkanım? İyi olacak inşallah.
Dediler belki bir karşılama töreni hazırlayalım. Biraz abarttılar galiba. Kaleşnikovlarla falan karşıladılar. Allah razı olsun. Tabii bu işin belki şakası, çünkü orada tabii şu var. Maalesef bir genç kızımız başından vurularaktan yaralandı. Evet, Mevlam şifa versin. Dolayısıyla da bu gerçekten de anmak istemediğimiz, hatırlamak istemediğimiz vahim bir olaydır. Dolayısıyla da Küçükçekmece'miz bunları hak etmiyor. Burada hizmete susamış olan özellikle de ilçemiz, İstanbul'umuz çok daha güzel yatırımları, çok daha güzel hizmetleri ve çok daha güzel günlerle, hadiselerle anılması gereken bir şehir. Çünkü burası kadim medeniyetler şehri. Evet. Trabzon'umuzda olduğu gibi İstanbul'umuzda kadim medeniyet şehridir. O yüzden de kadim medeniyet şehrimizin güzelliklerini ortaya çıkartmak, hizmetle buluşturmak da bizim sorumluluk anlayışımız ve görev anlayışımızdır. Peki Mehmet Bey bir saniye. Sayın Başkanım, şimdi bizim yöremizin atma türkü üstadlarından bir tanesi. Şimdi Aziz Yeniay Başkanıma şöyle bir atma türkü senden bekliyoruz. Yaylanış kemencemin üstüne, yayı vururum yayı, yayı vururum yayı. Şaşırttın beni, pardon. Gel şaşırttım dışarı, aya bakarım aya, aya bakarım aya. Sayın Aziz Başkanım, hoş geldiniz buraya. Sayın Aziz Başkanım, hoş geldiniz buraya. Yaylaya gider gel, iki defa dinlendi, iki defa dinlendi. Aziz Başkanım geldi, burası güzelleşti. Aziz Başkanım geldi, buraları güzelleşti. Yüreğine sağlıyorum. Eyvallah Başkanım, inşallah. Sayın Başkanım, başarılarınız daim olsun. İnşallah görüşürüz, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Trabzon'a buradan selamlar, sevgiler, hoşçakalın. Efendim şu anda Trabzon günlerinde. Efendim çok değerli vekilimizi Hasan Turan'ı yakaladık. Ya sayın vekilim bizden biri. Bu Trabzon günlerinde gelmiş, şeref vermiş. Sayın vekilim sizi burada görmek ne güzel bir duygu. Sizi de görmek çok güzel. Vallahi duygu. Sağ ol vekilim benim ya. Allah neler ifade etmek istersiniz efendim? Efendim bugün Giresun günlerinde değil Trabzon günlerindeyiz. Evet. Temel'e demişler ki Temel sizin ev nerede? O da demiş ki biz muhtarın evinin karşısında. Evet. Muhtarın evi nerede demişler? O da bizim evin karşısında demiş. Ha öyle abi öyle. Yani ben biliyorsun Giresunluyum. Evet. Trabzon'un neresinde? Yanında. Aynen öyle. Ha Giresun. Ha Trabzon. Ha Trabzon. Evet. Trabzon tabii Karadeniz'in en heyecanlı, en coşkun, en üretken, en başarılı insanlarının doğup büyüdüğü, yaşadığı yer. Evet sayın. Dolayısıyla bugün Trabzon günlerindeyiz. O yüzden de heyecanımız ve coşkumuz donukta. Sayın vekilim seni seviyoruz. Bilmukabele. Evet efendim. Şimdi biraz önce demedim. Belediye başkanımız dedi ki ben şimdi Trabzon deyince akla ne gelir sorusuna bir cevap daha buldum. Tünel yaptık dedi. Tamam tünel herkes yapar. Tünelin içine dedi akvaryum koyduk dedi. Allah Allah akvaryum. Dedim tamam. Sonra ne oldu? Akvaryumun içine dedi bordo mavi balık koyduk dedi. Ha bu nasıl olsa Trabzonlu yapar. Ama o balık gerçek balıkmış. Tamam. Almış geldi. Daha ne diyeyim. Sayın vekilim çok teşekkürler. Arabalar babası. Efendim şu anda Yeşilköy'de Trabzon etkinliğinde beraberiz ve yanımızda İstanbul AK Parti Belediye Başkan Adayı, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurup. Sayın Başkanım, adaşımız aynı zamanda. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Eyvallah, çok teşekkür sizi ediyorum. Sizi burada görmek güzel. Neler ifade etmek istersiniz? Nasıl buldunuz atmosferi? Evet, çok güzel. Yani Trabzon'un coşkusunu, heyecanını, motivasyonunu burada görüyoruz. Her zaman olduğu gibi Trabzon yine burada güzel bir etkinlikle, horonların eşliğinde Trabzon'un Kurtuluşu'nun 106. yıl dönümünü burada hep birlikte idrak ettik. Kutladık. Hem Trabzonlu kardeşlerimizle bir araya geldik. Hemşerilerimizi görmüş olduk ve aslına bakarsanız işte Sultan Fatih'in iki şehri. Biri Trabzon, biri İstanbul. Ve istiyoruz ki bu kardeşlik hukuku çok daha güçlü olsun. 31 Mart'tan sonra biliyorsunuz Trabzon'un kardeş şehri Kahramanmaraş'tır. Evet. Kahramanmaraş'ta o Maraş Caddemiz vardır Trabzon'da. Aynen öyle. Trabzon'da Maraş Caddesi olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da Trabzon
Türkiye'de tek böyle caddesi vardır. Aynen öyle. Şimdi onu ikiye çıkaracağız. Öyle mi? İkiye çıkaracağız inşallah. İstanbul'da Trabzon'un kardeş şehri olacak. 1 Nisan sabahı itibariyle. Bu çok önemli. Buraya, buraya bir altını çizelim. İstanbul'da Trabzon'un kardeş şehri evet, olacak. Evet, biz onu Ortahisar Belediye Başkanımızla zaten yıllardır çalıştık. Murat Zorluoğlu Başkanımla çalıştık. İstiyoruz ki bu kardeşlik hukuku çok daha güçlü olsun. Trabzon'a benim çok emeklerim var. Trabzon'un meydanında izimiz var. Çömlekçi'de izimiz var. Trabzon'un o sosyal konutlarında izimiz var. Avni Aker'de, Yeşil Alan'da o millet bahçesinde izimiz var. Akçabat'ta, Vakfı Kebir'de izimiz var. OFF'un o sokak sağlıklaştırmasından tutun da oradaki kentsel dönüşüm projelerine kadar birçok projeyi orada gerçekleştirdim. Trabzon'un iyi gününde, kötü gününde hep yanında oldum. Araklı'da sel oldu, oradaydık. Benden iyi biliyorsunuz. O yüzden inşallah o kardeşliği, o sevgiyi çok daha güçlendireceğiz. Trabzon'umuzu biz çok seviyoruz. Trabzonlu kardeşlerimizi çok seviyoruz. Ve 31 Mart'ı inşallah Sultan Fatih'in şehri İstanbul'umuzu Trabzonlu kardeşlerimizle birlikte o içine düşmüş olduğu fetret döneminden çıkaracak ve yeniden dirilişini, yeniden yükselişini hep birlikte başlatacağız. Evet, şimdi Sayın Başkanım, Murat Kurum, Murat Show burada. 30 senedir Karadeniz TV Radyo'da program yapan bir kardeşiniz olarak şunu ifade edeyim. Sizi çok seviyor halk. Allah razı olsun. Mütevaziliğiniz, duruşunuzla. Yalnız başkanım bir şikayet var. Böyle ortamlarda olduğunuz zaman korumaların, tabii insanlarımız sizi çok sevdiği için biraz yanaşmak istiyorlar ama biraz agresif hareket davranmaları, bu benim bir gelen şikayet, radyoda gelen şikayetler üzerine buradan bir vatandaş olarak da bunu sizlere ifade etmek bizim istiyorum. Bizim yanımızda koruma yok ya. Yok, koruma yani, derken görevli arkadaşlar mı diyelim? Olabilir, yani, bilmiyorum. Biraz böyle halkımız o konuda evet. Şikayetçiler, bunu da bir vatandaş olarak söylüyorum. Teşekkür ediyoruz. Sizi göndermiyoruz. Bir yöre sanatçımız var, size bir atma türkü atacak. Tamam. Evet, Mehmet'im buyur. Bir kemencemin üstüne yaya vururum yaya, yaya vururum yaya. Murat Kurum Başkanım, hoş geldiniz buraya. Murat Kurum Başkanım, hoş geldiniz buraya. Başarılı başarılı Trabzon'un bu yolda, Trabzon'un bu yolda seninle yürüyoruz. Murat Başkan bu yolda, biz seninle yürüyoruz. Başkanıma bu yolda, sağ ol, sevgiler, saygılar. Yeşilköy'de etkinlik alanında beraberiz efendim. Yanımda Trabzon'un, Karadeniz'in çok değerli iş insanı var. Sağ olsun bizlere de hep destek olan Breze Giyim'in yönetim kurulu başkanı, Çavuş lakaplı Mehmet Taş aramızda. Sayın başkan diyelim, çavuşum diyelim. Hoş geldin, şeref verdin. Neler ifade etmek istersin? Nasıl buldun atmosferi? Şu anki atmosfer, şu anda açılış olduğunu biliyorum. Yarın ve öbür gün daha bir hareketli olacak inşallah. Hayırlı olsun Trabzon'umuza. Güzel şehrimize yakışır bu. İstanbul'da bu birçok defa yapıldı. Bu da onlardan bir tanesi. Herkesi İstanbul'da bu organizasyona katılmaya bekliyorum. Buradaki esnaf arkadaşlarımıza bir şeyler alarak destek olalım. Bu organizasyonun sağlıklı bir şekilde yürümesi için. Buraya gelenlere çok teşekkür ediyoruz. Gelmek isteyenlere de buyurun gelin diyoruz. Evet efendim, Breze Giyim çocuk giyiminde dünya markası. İşte o yakışıklı patronu Mehmet Taş Beyefendi'ye de çok teşekkür edelim. Ürünleri bak az önce dedi ya destek. Buradan alışverişini de yapmış. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen sağıma dönüyorum. Biliyorsunuz efendim bizim kardeş şehrimiz Maraş, Kahramanmaraş Federasyonu Başkanı. Evet, tanıyalım sizi efendim. Uğur İnanç, Kahramanmaraş Dernekler Federasyon Başkanı. Biz 2019'dan beri Trabzon standlarında yer alıyoruz, federasyon standı olarak. Kahramanmaraş'ın standlarında da Trabzon'umuz yer alıyor. Evet. Biz kardeş şehrin kardeşliğini gösteriyoruz. Bugün de çok coşkulu bir protokol açılışı oldu. Tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz. İnşallah cumartesi pazar esnaflarımıza destek için bekliyoruz. Komşunu da al. Gel diyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada da efendim yine burada değerli bir başkanım. Evet, Güngören Trabzonlar Dernek Başkanı İbrahim Başkan, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Sayın hoş başkanım, bulduk. Çok şıksınız her zaman olduğu gibi. Estağfurullah. Neler ifade etmek istesiniz Trabzon günlerindeyiz? Şimdi gördüğünüz gibi bütün Trabzonların özellikle İstanbul'da böyle bir araya geldiği, buluştuğu çok güzel bir etkinlik.
Rabbim inşallah bunun devamını daha güzel bir şekilde olmasını nasip eder. Ben size de bu yayından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizi insanlarla buluşturuyorsunuz. Bizim buradan sesimizi duyuramadığımız insanlara sesimizi duyuruyorsunuz. Ben bu vesileyle size de ayrıca teşekkür ediyorum. Trabzon biliyorsunuz Türkiye'de çakıl olmuş. Türkiye'nin harcında çimento olmuş bir yöre, bir il. Biz bununla onur, şeref duyuyoruz. Bununla alakalı bu Bendeki Üngören Trabzonlar Derneği olarak Trabzon'da, Trabzon'un kültürünü, anneannesini, bir Trabzon havasını estirmeye çalışıyoruz. Bize bu konuda tabii işte Mehmet Taş Başkanım az önce konuşmuştu. İş adamlarımız çok yardımcı oluyorlar, sağ olsunlar. Biz de onların bize vermiş olduğu destekle, etkiyle beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Takdir tabii ki bizim bizi seyreden, bize destek veren hemşerilerimiz, onlarla beraber varız. Biz her zaman diyoruz, sen varsan biz varız. Dolayısıyla bütün hemşerilerimizi, bu derneklerimize destek vermeye, üye olmaya çağırıyoruz. Bugün de işte buralar bizim toplu halde göründüğümüz ve bir karşı tarafa da bir etki vermiş olduğumuz yer. O yüzden bütün hemşerilerimizi davet ediyoruz. Buyursunlar, her zaman gelsinler. Çünkü bu bizim birlik ve beraberliğimizin, kaynaşmamızın en önemli göstergesi. Evet, Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Efendim, bizi izlemeye devam edin.